Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te efsane bir uçak modifiye edeceğiz. Modifiye edeceğimiz uçağımız bu arkadaşlar, RO86 Alkonos. Ben bunu alayım, sonra da modifiyesine geçelim. Uçağımızın olduğu hangara geldik ve ben bu sefer solo sezonda değilim. Yani bu sezonda oyuncular da olacak, o yüzden biraz tehlikedeyiz ama bunu yapmamın sebebi de uçağın silahlarını oyuncuların üzerine denemek için. Uçağımızı modifesine geçelim. Şu kapıların açılışı bile yani yeter bir hangarı almak için. Çok havalı cidden. Uçağımız beklediğimden çok daha büyükmüş. Yani fotoğrafta gösterildiğinden de çok daha büyükmüş. Muhtemelen oyunun en büyük uçağı. Hadi modifiyesine geçelim. Hadi bakalım. Armor. 50.000 armor taktık. Bu neymiş? Bu arkasından smoke falan fırlatmak için. Ama ben burada flare alacağım. Bu da şey, roketlerden kaçmamızı sağlayacak. Engine'ı fulledik. Bombalar. Bombalar böyle kalsın. Handling, race handling, livery. Evet, of çok güzelmiş ya. Evet, bunu yapabilirim belki. Diğerlerine de bakalım. Bunlar aynısının farklı renkleri galiba. Böyle. Bu da çok güzel aslında şunlar. Bunu çok beğendim. Belki de bunu yaparım. Bir diğerlerine de bakalım. Bunlar pek iyi değil. Yani şunu mu yapsam yoksa şunu mu yapsam bilemedim. Ama bunu yapacağım ya, bu çok güzel. Respray'e bakalım. Primary color, chrome. Bunun chrome'u gerçekten çok süper oluyor ama chrome yapmayacağız. Chrome da yapabiliriz de. İşte pek sevmiyorum. Metalik olmaz. Matlardan bakmamız lazım. Evet. Matlar da pek de bir yeri değiştirmiyor. Bir secondary color'a bakalım matlarına. Hani bu livery'yi değiştiremiyoruz. O zaman değiştirmemize gerek yok ya. Ben zaten bunu sevmiştim. Böyle kalsın. Uçakta yapılacak başka bir şey kalmadı. Çıkalım ve çıkalım ve uçağımızın testine başlayalım. Arkadaşlar uçak cidden çok büyük ve jet motorları var. Şu Hydra'da Laser'da olduğu gibi arkasında jet motorları var ve muhtemelen çok hızlı bir uçak. Hatta bir oyuncunun olduğu yeri işaretleyelim ve ona saldıralım bakalım. Şuraya gidelim mesela. Bakalım. Ve hemen kalktı. Bu tuşa basarak bomba kapaklarını açtık alttan ve demeyi unuttum, bu uçak böyle bir bomba uçağı, yani arka arkaya bomba bırakabiliyor. Evet, X'le bomba bırakıyoruz. X'e basılı tuttuğumuzda da arka arkaya bomba bırakıyor. Biraz şehrin olduğu yere gidelim de şunu bir test edelim. Gerçekten çok iyi gözüküyor çünkü. Şöyle bomba yağmuruna başlayalım. Ama göremedik ya. Geç düşüyor. Aman tıkı tabi. Arkadaşlar görüyor musunuz altı? Arka arkaya çok iyi bomba bırakabiliyor. Uçağın manevrası, sürüşü çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şurada bir adam var mesela. Ona ben bomba yağmuru yapabilir miyim? Ama yapamadım galiba. Neyse. Önemli değil. Ve uçağın bu şekilde dönmesi de çok iyi. Yani çok kusursuz dönüyor. Çarpmayalım da kazinoya. Bir daha şöyle şuradan toplayabilirsem ve topladım. Şu taraflara gidelim bakalım. Oyuncular nerede ya? Ben oyuncu öldürmek istiyorum. En yoğun oldukları kısım
yoğun oldukları kısım yok ama şurada birileri var. Bakalım. Onun için geliyorum. Oyunda şu an böyle sarı çizgili sarı noktaların olduğu bir event var ve çok sinirimi bozuyor. Şu an her yeri kapatıyor artık. Bir daha bırakalım. Arkadaşlar bu çok OP bir şey. Yani aşırı güçlü bir şey. İnanılmaz bir şey bu. Yani niye oyuna böyle bir şey eklemişler bilmiyorum. Çünkü yani bunun bombasından kaçabilecek hiçbir şey yok galiba. Buna bir kere tıkladığımızda da flare atıyor. Bu flare da eğer biri bize kilitlenirse ve roket atarsa o roketlerden kaçmamız için. Roket attığında flare'e bastığımızda flare yani roket flare'e saldırıyor ve bizi bırakıyor. Atalım. Bombalarımız bitti galiba. Aynen. Bombalarımız bitti. Arkadaşlar bu uçağımız da bu şekildeydi. Video sıkıcı olduysa özür dilerim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve video hakkında görüşlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şöyle dalalım. Hoşça kalın.